Sevgili seyirciler, dün akşam başlayan fırtına İstanbul'da bir vatandaşımızı hayattan kopardı. Şiddetli rüzgarın devirdiği aydınlatma direği 20 yaşındaki motokuryeyi maalesef hayattan kopardı. Bursa'da fırtınaya sokakta yakalananlarsa çok zor anlar yaşadı. Yeni günde şiddetli rüzgar yerini sağanak yağmura bıraktı. İşte İstanbul ve yurttan son 24 saatte kameralara yansıyanlar. Gündüz sağanak, gece şiddetli fırtına yıktı geçti. Korku filmlerini aratmayan o anlarda yürümek bile imkansız hale geldi. Kıyıya sürüklenen bir gemide ise ölüm kalım savaşı vardı. Acil yardım, Meyrek. Batıyoruz. Gemi kırılmak üzere. Bursa'da saatte 95 kilometre hıza ulaşan fırtına hayatı felç etti. En çarpıcı görüntülerden biri motosikletli gencin o zor anlarıydı. Adam da yapamıyor. Motorla birlikte devrildi. Sürücü ayağa kalktı ama ne o ne de yardımına gidenler yürüyebildi. Çok ilginç. Güzel de motoru varmış. Gökdere Vadisi'nde ise yayalar birbirine tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. Bir kadınsa çareyi yere oturmakta buldu. Bir sürücü saniyelerle devrilen aracın altında kalmaktan kurtuldu. Şiddetli fırtına var. Oo! Of! İstanbul'da da yükselen dalgalar sahil şeritlerini adeta yuttu. Deniz trafiği durdu. Korkutan ihbar tam o sırada geldi. Sektör Kadıköy, Sektör Kadıköy, Katıyana. Acil yardım, Meyrek. Zeytinburnu açıklarında 600 ton akaryakıt yüklü tanker karaya oturdu. Acil zanırcaz. Batıyoruz. Gemi kırılmak üzere. Fırtına ve dalgalar vurdukça gemiciler için zaman daraldı. Gemi kayalıklara oturdu. Kayalıklara çıkacağız. Neyse ki ekipler hızla bölgeye ulaştı. Nefes kesen mücadeleyle 11 mürettebat kıyıya alındı. Ekip bir süre kurtulduğuna inanamadı. Geç otur, faydın geç otur. Kağıthane'de ise korkulan olduğu fırtınanın devirdiği aydınlatma direği 20 yaşındaki motokurye Muhammed Ela'yı hayattan kopardı. Gün ağarınca İstanbul'da şiddetli rüzgar yerini sağanağa bıraktı. Birçok ilçede ev ve iş yerlerini su bastı, caddeler göle döndü. Gel alayım, gel seni de alayım abi, bu araba çıkmaz buradan. Aha. Gel böyle. Araçlar mahsur kaldı, Silivri'de dere taşınca sokakları sel aldı. Korkunun adresi Eyüp Sultan'dı. İnşaat alanında istinat duvarı çöktü. Toprak kaydıkça üst yoldaki gecekondulardan birinin deposu yıkıldı. Yukarıda birileri var mı? Panik kameraya böyle yansıdı. Şuna eve. Abi çabuk. Abi boşaltın orayı çabuk. Birden korktuk yani gerçekten. Biz 6 kişilik bir aileyiz. Hepimiz de yok olabilirdik. Nerede adam? Bekleme orada, bekleme! Kimsenin canı yanmadı ama 3 gecekondunun sakinleri evlerini boşalttı. Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Muğla'daysa sağanak sele dönüştü.